Hadi Betül. Hadi görüşürüz, burada ayrılalım, tamam? Tamam abicim. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi. Ziya Hoca. Bekan Bey. Zehra'la tartışmışsınız gene ha? Evet efendim. Siz de çocuksunuz Ziya Hoca. Zehra'yı şımarık büyüttük. Bari siz altlanalım. Değil mi? Nedir o küskünlükler falan? Doğru söylüyorsunuz efendim. Doğru söylüyorsunuz da olmuyor işte. Olmaz efendim. Olmaz. Karı koca arasında böyle ufak tefek kırgınlıklar olur. Ama küskünlük olmaz. Evli adam dışarıda kalmaz. Tartışsanız da aynı yatağa girip mışıl mışıl uyuyacaksınız. Haklısınız efendim. Hadi eve gidiyoruz. Ekrem Bey. Ya hadi, hadi seni almaya gel. Hadi, hadi. Hadi bakayım. Hadi. Oğlum açsana bir. Ziya oğlum, evimize geldin geleli sofralarımız daha bir huzurlu oldu. Estağfurullah efendim, teveccühünüz. Yok yok, doğru söylüyorum. Sen ne yapıyorsun? Bu evi okuyup üflüyor musun? Helal, helal, helal. Okuyor dedeciğim. Sürekli okur Ziya. Çok sever okuyup üflemeyi. Güzel, güzel, güzel. Sen okudukça ben de ferahlıyorum. Lütfen bir daha kavga etmeyin. Ben çok üzülüyorum. Tabii efendim, dikkat ederiz. Merak etmeyin siz. Hem sizin bebeğiniz olacak. Bak, o bebek oradan duyuyor sizi. Annem babam kavga ediyor diye üzülüyor. Zehra, sen de Ziya Hoca'yı artık üzme. Tamam mı? Zehra'cığım, çok şanslı bir anne olacağız. Çocuğunun babası Ziya Hoca gibi ulvi bir adam. Adam gibi adam. Sağ olun efendim. Ay. Ne oldu Zehra? İçim şişti dedeciğim. İçim şişiyor, şişti. Çığlık çığlığa bağırasım var. Bağır. Hadi. Hadi. Hamilelik. Hadi buyurun, afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun efendim. Ne yapıyorsun sen? Burada kalmayı düşünmüyorsun herhalde, değil mi? Yok ben... Ne sen ya? Sahtekar bir hocayla. Yalancı bir hırsızla aynı odada kalacağım mı sandın? Derhal çık odandan. Çık dışarı. Tamam Zehra. Herkes uyusun. Üçte Milat'a gider yatarım ben.